Herkese selam. Bu videomuzda Seven Days için bir rehberle karşınızdayım. Şimdi oyuna nasıl başlayacağız, nasıl edeceğiz onlarla ilgili birkaç bilgi vereceğim ve yeni başlayanlar için birazcık ayarlardan bahsedeceğim. Bunun sebebi yakın zamanda Tukan abi, Tukan Gönültaş, Elrain biliyorsunuz Seven Days serisine başladı. 30 bin izleniyor ve birçok insan Seven Days'le tanıştı. Seven Days'in Türkiye'de çok bir kitlesi yoktu. Artık var. O yüzden bir Seven Days için mini rehber tadında bir seri yapacağız. İlk günü elimden geldiğince oynamaya çalışacağım. Yani atlar zıplar keser miyim emin değilim. Olabildiğince size ayarlardan ve şeylerden bahsedeceğim. Biraz ilk gün neler yapabiliriz, zombilerle münakaşaya nasıl gireceğiz onları birazcık anlatacağım. Daha fazla bu tarz video için şimdiden like atıp abone olursanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle yeni oyun diyerek başlayacağız. En son Shorts için bir dünya oluşturmuştum. Şimdi size önerim rastgele bir dünyada başlamanız. Nevezgain daha oyun yapımcılarının yaptığı bir dünya. Bayağı tasarlanmış. Fakat ben kendim ezbere bildiğim için biraz oynamayı çok sevdiğim bir yer değil. İsterseniz 6K dünyada başlayabilirsiniz. Daha küçük olduğu için daha az sistemleyecektir. Hemen oyun adımızı verelim. Oyun adına dikkat etmeniz gereken şey bir anlamda da bu seed'imiz oluyor. Başlangıç noktamızı da bir nevi belirlemiş oluyor gibi düşünebilirsiniz. Hemen bir oyun adı diyelim. Buna rehber diyeceğim. Sonra burada genel ayarlarımız var. Burası genelde şey için. Adı da genel olduğu için. Online kısımlar. Çok oyunculu kısımda eğer ki arkadaşlarınızla oynuyorsanız şurayı isterseniz fulleyebilirsiniz. Onun dışında çok bir şey ellemenize gerek yok. Bu da oyunda arkadaşınızı eklediğiniz zaman grubunuza o öldürdüğü zaman da zombileri XP'nin bir kısmından mahrum oluyorsunuz ama ikiniz de XP alabiliyorsunuz. Bunu 100 metreyi de yapabilirsiniz. 100 metre çok da kısa bir menzil değil. Yani yakınken ya da yan yanayken biriniz bir evi lootlarken diğeri yan evi lootlarken XP'lerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi hileleri kapatacağım. Onun dışında bu kısma gelelim. Oyuncunun bloklara verdiği hasar, maden kazmanızda vesaire de bu ayar sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Onun dışında burada çok fazla bir şeye bakmamıza gerek yok. Şu anda varsayılan ayarlardayız. Değiştirdiğim an sarılaşıyor. Eskiden ganimet doğma süresi 30 gündü. Bunu 7 güne düşürdüler. Biraz daha bizim için kolaylık olsun diye. Ganimet bolluğuna gelelim. Ganimet bonusunun üstüne geldiğimizde, bolluğunun üstüne geldiğimizde kaplar için ve zombilerin üzerinde doğacak ganimetin yüzdesi diyor. Yani çok anlaşılır mı? Bence değil. Burada anlatmak istediği şey aslında bu ayarın eklediği şey. Bizim bir Game Stage puanımız var. Game Stage yani oyun aşaması puanımız var. Ona göre lootlarımız çıkıyor. Mesela bir zombiden mermin çıkabilmesi için işte Game Stage'in 10 olması gerekiyor. 10 ve üstünde. İşte 20 seviyelerinde, 30, 50, 100 seviyelerinde falan işte artık roket çıkması lazım falan gibi bazı şeyleri var bu Game Stage'in. Bu bizim lootumuzun kalitesini arttırmıyor bu ayar. Sadece miktarını arttırıyor. Yani bana bir mermi çıkacaksa onun yerine iki çıkmaya başlıyor. Hatta bunu kitaplarda da şey olarak görebilirsiniz. Bunu arttırdığınız zaman, %200'e getirdiğiniz zaman kitap buluyorsunuz ama ikişer ikişer. Bu onu sağlıyor. Basit kısmında da onun öncesinde de görmüşken söyleyeyim. Kanlı Ay sayısı. Bu Horde geldiği zaman, yani her 7. gündeki onun da süresini ayarlayabiliyoruz. Ama Horde geldiği zaman düşmanların kaçarlı gruplar olarak geleceğini ayarlayabiliyoruz. Burada bayağı bir açıklaması var. Bunu 8'de bırakabilirsiniz. Zaten bunun miktarı Game Stage ile birlikte artıyor. Performansınız için biraz daha iyi olabilir. Bu da online için çıkınca düşür, ölünce düşür. Ölünce düşür eskiden benim bildiğim kadarıyla yalnızca alet kemeriydi. O da değişti. Şu an varsayılan bu şekilde. İsterseniz siz de tamamen varsayılan da bırakabilirsiniz. Ama kolaylık olsun diye sadece tool var. Kalsın ya da sırt çantası diyebilirsiniz. Sırt çantanız gideceği için kemerde saklarsınız mermilerinizi vesaire. Öyle taktikler de yapabilirsiniz. Hava yardımları konusunda hava yardımları işaretli açmanızı tavsiye ederim. Map'in rastgele yerlerine atılıyor. O an yerde olabilirsiniz, yerin altında olabilirsiniz, madende olabilirsiniz, evi lootluyor olabilirsiniz. O yüzden bu önemli bir ayar. İkinci bahsedeceğimiz kısım basit kısmı. Kanlı ay sıktı. 7 günde bir olacak. Kanlı ay aralı. Yani bir kanlı ay oldu. Buraları isterseniz okuyabilirsiniz. Uyarıda isim kırmızı oluyor. Gün sayısı 7. günde bir. Her 7. günde daha doğrusu.
Zombilerin yürüme hızı, gündüz hızı, yürüme, işte gece hızı falan filan. Bunları yanlışlıkla eğer mouse'la üstüne gelirseniz değiştirebilirsiniz. Onları da çok fazla ellemeyin isterseniz. DP çarpanına gelelim. Kalıcı profiller eğer kadın karakterle girdiyseniz ve sonradan ya artık sıktı falan dediniz, erkek bir karakter yaptınız ya da karakterin burnu büyük geldi bir anda küçülttünüz. Bu açık olduğu zaman server'da karakterinizi asla değiştiremiyorsunuz. Olduğu şekilde kalıyor. Bunu kapatabilirsiniz. DP çarpanı, bu bizim aldığımız tecrübe, deneyim puanı. Bunu single oynadığınızda 100-300'e kadar çekebilirsiniz. Benim tavsiyem bu. Ama ya ben çok şeyim, proyum falan diyorsanız bunu isterseniz %100'de bırakın. Zaten bir ton XP taktiği var. Bu eğer yeni başladıysanız kesinlikle açmanızı, sonuna kadar köklemenizi tavsiye ettiğim bir ayar. Onun dışında da gün ışığı süresi eskiden daha azdı galiba, 16 falandı. 18 idealdir. Bunları, bu ayarları isterseniz bir video daha çekebilirim. Orada bu ayarları kendimiz ekstra seçenekler ekleyebiliyoruz. 24 saatlik döngüyle de dünyamızı başlatalım. Bu bir günün kaç dakikada süreceğini söylüyor. Ben eskiden 120 dakika oynuyordum. 42. güne kadar anca dayanabildim o kadar oyun süresine. 60 dakika şu anlık benim idealim. Hem çok fazla zaman almıyor bir gün. Hem de işte arada gir çık yaparsam sıkıntı olmuyor. En azından geceyi atlatayım falan dediğim zaman çok bekletmiyor beni. Şimdi oyuna geçelim. Evet gençler, dünya oluşunca videoya girdim diyebiliriz. Videoda bir ses kayması oluyor da, işlemci çok zorlandığı zaman FPS'im düştüğünde. Subnautica'da bunu yaşadım. O yüzden araları kesmem gerekiyor. O yüzden bir şey yapmam gerekti. Şimdi oyunun benim shortslarımda paylaştığım bir taktiği var. Şu görevleri yapmak. Sağ üstte yazan görevleri. Hızlıca buna başlayacağız. Dürülü yatak konusunda bir minik detay vereceğim. Bu yatağı başlarda direkt bir yere koyun. Ve ikincisini yapın. Ve ikincisini yanınızda gezdirebilirsiniz. Şimdilik koymayacağım. Daha doğrusu yapmayacağım. Bu çevre çok güzel. Şurada da trader var. Bu görevleri yaptığımızda hem trader'ın yerini gösteriyor, hem de bize ekstradan şey verecek, yetenek puanı verecek. Oyuna bu konuda biraz daha hızlı başlamamızı yaramamız, az konuşamadım. Biraz daha oyuna hızlı başlamamızı sağlayan bir destek. Hemen kıyafetlerimizi yapalım. Eskiden tam seti istiyordu, şimdi en azından üstümüze başımıza giyelim diye azalttılar. Bence böylesi bir tık daha iyi oldu gibi. Ben de malzeme toplamayı bekliyorum. Bunu da elimize alalım. Tahta biriktir diyor. Bitki lifleri. Buralara birazcık hızlı geçeyim. Gerçi hızlı geçecek pek de bir şey yok ama. Şimdi elimizden geldiğince lootlamayalım. Yani bu da minik bir taktik. Yani çok elzem mi değil. Ama şahsen kendim yapıyorum. Ve şöyle bir ayar önereceğim size. Benim ekran kartım 1650 mobil. Bu ayarlarda salt FPS'i görebiliyor olmanız gerekiyor. Nvidia onları da alıyor. Sıkıntı olmuyorsa FPS'imi de şu an görüyorsunuz. Bu ayarlarda 1650 mobilde iyi bir FPS alabilirsiniz. Ot mesafesini arıyorum. Ot mesafesini düşürdüğünüz zaman şuraları görüyorsunuz. Bakın buralarda taşlar var. Bunlar bizim biraz daha uzaktan şeyleri görmemizi sağlıyor. Kuş yuvalarını, taşlarını. Ve oyunun başında taş ve ağaçlardan uzak durun. Yani bu bir hayatta kalma oyunu olsa da loot yanı da bayağı var. Şimdi ben bu çevrede takılacağımı düşündüğüm için, daha doğrusu bu çevrede takılmayacağımı düşündüğüm için burayı almayacağım. Onun yerine tavuk alacağım. Tüy için. Telefon sağ olsun şarjım azalıyor abi dedi bana. Videoyu kısa kesmem gerekecek. O zaman ilk gün taktiklerini vereyim. Birazcık kısa keseyim. Şimdi eksik, tüy eksik. Neyse koşarak da vurabiliriz, sıkıntı olmaz. Kafasına bir tane yapıştırdık mı kafi. Şimdi yapacağımız en önemli şey bıçak yapmak. Bıçak yapmadığımız zaman daha az malzeme alıyoruz. Şunu da gelmişken alayım. Daha iyi bir yere koyabiliriz.
Stamina bitti. Stamina bitmesi onu da öldürebilirdik. Ekstra kemik için. Kemiklerden ise hemen kemik bıçağı üretiyoruz. Burada kısa yolları kullanabilirsiniz. Benim elim alıştığı için bu kısımları hızlıca yapabiliyorum. Şimdi tavuğu şurada öldürmüştük. Bunu toplayalım. Evet, tüylerden de 5 tane ok şimdilik yetecektir. İlerisi için ekstradan yapabiliriz. Şimdi benim genelde yaptığım bir şey var. Yatağımın yanına bir çerçeve şekilleri. Nereye gitti burada? Bunu yapıp üstüne de tabi taşım olmadığı için üretemiyorum. Bazen de taşlar küçük oluyor. E'ye basılı tuttuğunuzda alabiliyorsunuz sanırım. Genelde ben vurmayı tercih ediyorum bu tarz konularda. Denk gelmediği zaman. E'ye basılı tutmak, eğer yere bir item attıysanız o da size doğru gelecektir. Şimdi tüccarı bul görevimiz var. Ona gideceğiz. Ve şöyle bir not var. Bunu direkt parçalayabilirsiniz. Okumanıza gerek yok. Biz tavşanı şimdilik avlamayacağım. Şimdi bir diğer şeyimiz de bu bölgeleri vuramıyoruz ve sesler çıkıyor. Bu da Trader'ın safe zone'una girdiğimiz için. Ben şimdi lootluyordum az kalsın. Kullanılabilir 4 puanım var. Bir adet algıya vereceğim. Talihli yağmacıya 2 tane vereceğim. Bir tane kalacak. İsterseniz onu tekrardan algıya verip talihli yağmacıyı fullemeye gidebilirsiniz. Hem arama yüzdemiz ne denir? Yani daha hızlı arıyoruz lootları. Fullendiği zaman zaten acayip hızlı oluyor. Şimdi Trader'a geldik. Trader Jhen'e denk gelmişiz. Trader'a girdiğimiz anda direkt loot'a başlıyoruz. Trader'la konuşmak çok elzem değil. Şimdi bu parçalanmış üretim tezgahlarından kendilerinin şeyleri çıkabiliyor. Üretim şemaları çıkabiliyor. Eğer çıkmazsa elde etmenin yolu elbette ki bulmak. İkinci yöntem ise yeteneklerden puan vermek. Daha fazla lootlamayacağım. Çok da fazla bir şey yok. Bir içeride şey var. Çalışma tezgahı. Bu 3 üretim tezgahı, gerçi 4 mü oluyor? 1, 2, 3, bir de şurada çimento vardı, 4. Üretim tezgahları da önemli. Şimdi geldiğimizde envanterini göreyim deyip bazı nesneleri satabiliriz. Ya da direkt görev alabiliriz. Şimdi en yakın göreve gidelim. Gömülü malzemeye gidelim. Gömülü malzeme de bulması bir tık sıkıntı. Ama bulduğumuz zaman yiyecek elde edebildiğimiz bir görev. Ve nispeten diğerlerine göre bir tık daha güvenli diyebiliriz. Gene bunda da zombilerle münakaşaya giriyoruz ama biraz daha işimiz çabuk bitiyor. Hemen bir... Nasıl yazıyorduk ya? Kürek desem. Evet, bitkilif lazım. Evet gençler, şimdi görev noktasına geldik. Eskiden böyle bir şey yoktu. Direkt gömülü malzemenin yanına geldiğimizde ortam oluşuyordu. Şimdi önce görevi başlatmamız gerekiyor. Eskiden bu sayede şey yapabiliyorduk. Biri göreve geldiği zaman, diğerleri gelmese bile o kişi kazıyı bitirdiği zaman tekrar şey alabiliyordu. Ben de bir iki loot yaptım yol üstünde. Şimdi şu ağırlık alanında olmaması için buraya şeyler koyabilirsiniz. Envanterinizi doldurabilirsiniz bu şekilde. Daha doğrusu bel çantanız. Tool var. Alet çantası. Yok, alet kemeri. Alet kemerinizi doldurabilirsiniz. Şimdi oyunda bir damage sistemi mi denir? Ne denir? Yani blokların canı var ve blokların canı her şey de aynı değil diyelim. Yani şunun 250 canı var. Bu da toprak, şu da toprak ama bu çimenli toprak olduğu için ekstra bir canı var. O yüzden iki kat aşağı iniyoruz ki şeye gelelim. Sadece toprağa kazalım. Daha hızlı kazalım. İki kat indikten sonra bizim ana mevzumuz başlıyor zaten. Yerin altını iyice kazacağız. Şimdi oyunda bir de ses mekaniği var. Şimdi ben burada kazı yaparken ses çıkarıyorum.
Ve bir dayı bizi duydu. Şimdi eğer zombilerden çok korkuyorsanız, öldürme anlamında, bu şekilde sıkabilirsiniz. Ama yani sopa daha etkili. En azından hasar bakımından. Şimdi ben buraları kazıyorum ve şeyi bulduğum zaman, tamam, bulmadan önce de bir taktik vereyim. Yani videoyu kesmeden. Buraların tam ortasından kazdığınız zaman size tam bir lokasyon vermiyor ama kısaldığı yere bakabiliriz. Eğer buradan kısalıyorsa, yani bu çizgi şu an burada ve çizgi buraya geldiyse diğer tarafta olma ihtimali daha yüksek. Çünkü olmayan taraftan kısıyor. Ya da online oynuyorsanız bu çizgi bir aralar şeydi. Her iki kişi de farklı gösteriyordu. Bir kişi de şöyle bir şey. Merkezi şurada. Sizin merkez burada. İkinizin arasında genelde şurada oluyordu. Hemen ben hazineyi bulup geleyim. Evet gençler, şeyi bulduk. Gömülü yiyecek zulasını. Kameranın da şarjı bitiyor. Umarım dayanır. En azından birkaç dakika daha dayansa yeterli olur. Şimdi bunun hepsini lootladığımız anda zombiler çıkacak. O yüzden hazırlıklı olmamız lazım. Staminam bittiği için su içmiştim. Siz de onu kullanabilirsiniz diyeceğim. Hemen çerçeve üretebiliriz aslında. Yani kazarken kazdığım yerde çıkacağını hiç hesaba katmadım. Bunlar beni saldı gidiyor. Şimdi hızlıca şunları bir öldürelim. Bir de double loot olayından bahsedeceğim. Sonrasında da videoyu bitirelim. Stamina'da ne sıkıntı oldu ya. Bıçağı yakın dövüş silahı olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Hem kanama etkisi verdiği için bir anda zombi sizi vuramayıp kalpten gidebiliyor. Hem de daha az stamina yiyor. Şimdi ben Trader'a gidelim. Gideyim. Trader'da görüşürüz. Evet gençler, Trader'a geldik. Şimdi Trader'a girip görevimizin ödülünü alacağız. Nehir malzemeleri, değil mi? Beyaz nehir malzemeleri karşılığında. Congratulations. Have you got Ya the burada goods? genelde I'll make the mühimmat plan. alabilirsiniz. Çünkü boru silahları üretebiliyoruz ve mermi kullanabiliyoruz. Şimdi bir getirme görevi alalım. Getirme de diğer görevlerle aynı sayılır. Sadece bütün evdeki zombileri öldürmemiz gerekmiyor. Şimdi minik bir taktik göstereceğim. Buna da biz double loot diyoruz. Evet gençler, şimdi eve vardık. Burada da minik bir taktiğimiz var. Şimdi bir shorts'um vardı. Işıkları takip edin diye. Aa, bu o ev. Aga be, burada ne anılarım var. Şimdi buradaki ışığı takip ederek, ki genelde sizi ışığa yönlendirir bu görev. Buradan çıkalım. Ve buradan girmemizi istiyor görev. Öyle yapmayacağım. Buradan gireceğim. Buradan alt kata inmek yerine size şunu göstereceğim. Herhangi bir loot'u alalım. Ki bir de ölmeyeyim. Kameranın şarjı bitecek. Kamera diyorum da telefon gençler yani. Kendi cep telefonumla kaydediyorum. Biri aradığı zaman da uçabilirim yani. Şimdi burada lootlanabilir. Eski evine çöp kutusu. Az buçuk çöp var. Hemen bunları lootladım. Geri gideceğim. Bunu düşünmem lazım. Şimdi görevimizi başlatalım. Ve şimdi tekrardan gidelim. Ki hemen hızlı mini taktik. Bunlardan kaldırım taşı veriyor. Kaldırım taşı da tahtanın bir üst seviyesi. Eğer ki taş kazmak istemiyorsanız evlerdeki şu mavi zımbırtıları toplayabilirsiniz. İçeri tekrardan girelim. Gördüğünüz gibi evin bu kısımları da yenilendi tamamen. Zombiler de yenilendi. Algıya verdiğim için galiba bıçak kritik vurabiliyor. Ve aynı yerleri bir daha lootladım. Bunu ana lootlarda da kullanabilirsiniz.
Yani şimdilik ilk gün için verebileceğim taktikler bu kadar. İleride belki bir Seven Days to Die serisine daha başlayabilirim. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Bir sonraki bölümlerde, taktiklerde görüşmek üzere diyelim. Gitmeden önce de şurada sarı bir şey görüyorsunuz, çanta yukarıda. Elimle gösteririm. O altında bir ok var. Alt katta demek. Ve şu an karşıma bir yerlerden çıkacak. Tabloların arkasına bakmayı unutmayın diyelim. Ve bu taktikte de direkt gideceğiz. Ödülümüzü alacağız. Tabii kapı kilitli. Görevimiz bitti. O zaman videoda bitti diyelim. Görüşmek üzere gençler. Bay bay.